Herkese selamlar arkadaşlar, herkese merhabalar. Kur'an'ın İlkeleri isimli video serimizin 9. bölümü bu. Nisa suresi 85. ayette kalmıştık. Bismillahirrahmanirrahim. Kim güzel bir aracılıkla aracılıkta bulunursa ondan kendisine bir hisse vardır. Kim de kötü bir aracılıkla aracılıkta bulunursa ondan da kendisine yine bir pay vardır. Allah her şeyin üzerinde bir koruyucudur diyor. Şimdi iyilik konularında aracı olduğu zaman insan o iyilikten bir payı vardır Allah katında. Vesile olduğu için, yardımcı olduğu için, işte bir fakir vardır, ona aracılık etmiştir, ona yardım ulaşması için veya birine yardımcı olmaya aracılık etmiştir veya fikir vermiştir bir kimseye, tamam mı? İyilik namına işte bu konuda bir şey yazsana, atıyorum bir makale yazsana veya bir kitap yazsana veya falanca yerde bir konferans var, gitsene veya şu filmi izlesene, şu videoyu izlesene diye böyle aracılık yapıyoruz ya. İyi meselelere aracılık yaptığında Allah katında bunun iyi bir şeyi vardır diyor Allah. İyi bir karşılığı vardır. Kötü şeylere aracılık yaptığında da vardır. Hadi bu akşam bize gelin içelim veya siz için ben içmeyeceğim ama ev var, yani gelin rahat rahat için. Aracı olmuş oluyorsun kardeşim. Veya işte falanca meselede işte, yani kötülükle detay vermiyorum şimdi. Kötülüklere aracı olduğunda da o kötülüğe aynı şekilde ortak olmuş oluyorsun. O yüzden kötülüklere aracı olmamak lazım. Dikkat etmek lazım yani o meseleye. Nisa suresi 86. ayet. Bir selamlama ile selamlandığınızda siz ondan daha güzeliyle selam verin ya da aynısıyla karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını tam olarak yapandır. Şimdi selam, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bunun dışındaki selamlaşmayı adam selamlaşma olarak kabul etmiyor. Ne kanıtın ne kardeşim? Allah selam verin birbirinize diyor. Bu zaten bir Arapça bir kelime. Selam üzerine olsun demek bu. Yani selam, esenlik, barış, güzel bir şey senin üstüne olsun diye bir iyi dilek temennisidir bu. Her dilde bir insan bir başkasına selam verebilir kendi dilinden. Önemli olan burada sihirli bir sözcük kullanıp oradan böyle bir rahmet feda etmek değil. Allah diyor ki birbiriniz arasında diyalog kurun, selamlaşın. Selamlaşma insanlar arasında iyiliği arttırır, diyaloğu arttırır. Düşün şimdi, her gün geçiyorsun, tamirci var orada. Selamın sabahın yok adamla, hiçbir şeyin yok yani. Her sabah kolay gelsin abi, hayırlı işler diye oradan geçip gittiğinde adam seni tanımış oluyor. Bu adam bana selam veriyor diye aranızda bir şey, iyilik oluşuyor. Bu güzel bir şeydir. Yani Müslümanların birbirlerine selam vermesi lazım. Sadece Müslümanların değil tabii, herkesin birbirine selam vermesi lazım. Bunu böyle ideolojik yerlere oturtmanın veya dini bir zemin haline oturtmanın mantığı yok. Dini olan şey insanlara karşı böyle güler yüzlü olup selam vermek. İnsanlara kolaylık dilemek, esenlik dilemek. Dini olan şey bu. Allah'ın emrettiği şey bu. Yani bir kimseye günaydın dediğinde de aynı anlama gelir. Selam dediğinde de, selamünaleyküm dediğinde de ayıp bir şey değil. Ben selamünaleyküm diyorum. Yerleşmiş çünkü, güzel bir şey. Yeri geliyor, günaydın diyorum yani. Bazen selamünaleyküm denecek ortam olmuyor. Yani günaydın demen gerekiyor. O öyle bir ortam varsa, insanlar o dilden anlıyorsa günaydın dersin. Oraya böyle selam vermeden geçip oturma diyor Allah. Oradaki mantık o. Bizde bir esnaf vardı abi. Giriyorum içeriye, selamünaleyküm diyorsun mesela, günaydın diye cevap veriyor. Abi böyle garip garip hareketlere gerek yok ya. Gerçekten bir şey kazandırmış olmuyorsun yani. Bu şekilde. Anlamsız bir şey. Veya günaydın diye geliyor adam sana, aleyküm selam. Sanki şey yani, hani bir şey yaşanıyor. Abi her şeyi böyle ideolojik bir platforma, bir zemine oturtmanın mantığı yok. Allah güzel geçinin, birbirinize iyilik dileyin diyor. Selamlaşmanın mantığı o. Hangi şeyde, dilde söyleniyorsa bu veya o mahallenin jargonu neyse o odur yani. Anlatabiliyor muyum? Ben geleneksel bir şey, Müslüman selamı şeyi zemini oturduğu için, tamam mı? Yurt dışına gittiğin zaman da good morning dediğinde anlamazsın ama biri selamünaleyküm diye gelse orada mesela, aa Müslüman dersin, olabilir. Bu korunabilir yani.
ayıp bir şey değil. Selamünaleyküm vermek. Kimse buna utanıyor, gocunuyor. Bir de siz daha güzeliyle selam verin diye emir var burada, tamam mı? Bak şimdi. Benim annem dindar bir kadın, tamam mı? Zamanında böyle siyah başörtüyle dolaşan bir kadın benim annem. Tamam mı? Ve şey hoca yani, vaiz bu kadın. Ondan sonracığıma, abi bizim orada bu iki tane çarşaflıya selam veriyor ki o tarihlerde annem o başörtüsünü buraya kadar da çekiyor. Şimdi hani yaşlandı hiç şey yapmıyor böyle duruyor da. O tarihlerde buraya kadar çekiyor, tamam mı? Başörtü ve pardüsü. Lacivert veya siyah bir pardüsü ve başörtüsü, tamam mı? Siyah. Böyle bir kadın yani her yerinden dindarlık fışkırıyor. 100 metre uzaktan görüyorsun yani geliyor kapkara yani kadın, tamam mı? Abi annem iki tane çarşaflıya selam veriyor, tamam mı? İsmail Ağa cemaatinden. İşte çarşaf modelini biliyorsun bunların. Selamün aleyküm diyor bunlara. Kadınlar cevap vermiyor. Benim annem de öyle Osmanlı kadınıdır. Öyle bir imkanın yok. Annem sana selam verecek. Böyle burun kıvırıp geçeceksin orada. Çeviriyor bunları, tamam mı? Gelin bakalım diyor. Niye selamımı almadınız? Biz ehli küfürün selamını almayız diyor. Anneme ehli küfür diyor. Niye ehli küfür olmuş oluyorum? Üzerinde İslam'a yönelik hiçbir şey yok diyor kadın, tamam mı? Bir emare yok. Çarşaf bak benim annem dediğim gibi yani peçeli bir kadın yani. Ne demek diyor? İslam'da çarşaf vardır diyor. Şey olarak, örtü olarak. Çarşaf vardır. Sen de çarşaf olmadığına göre Müslüman mısın? Ne olduğun belli değil diye bir cevap veriyor. Annem diyor ki sizi burada yırtarım, paramparça yaparım diyor. Sizin yüzünüzden diyor insanlar din düşmanı oldu. Manyak mısınız siz ya diyor. Allah'ın selamını veriyorum senin. Haberin yok mu diyor yani senin. Nisa suresi şey, 86'dan haberin yok mu senin? Kur'an yok mu kızım sizin hayatınızda diyor. Diyor def ediyor bunları başından. Ödleri koptu diyor yani. Abi selam almıyorlar. Abi Allah diyor mu kardeşim sadece Müslüman selam verirse alın. Annem diyelim ki oradan bir rahibe geçiyor veya papaz kıyafetiyle elinde bastonla bir adam geçiyor oradan. Selamlar dedi geçti. Almayacak mısın onun selamını? İnanılmaz bir şey ya. İnanılmaz bir şey. Kur'an olmadığı için insanların hayatında hoca ne anlatıyorsa işte caiz değil bunların selamını almak mı dedi. Ne dediyse artık insanlara. Böyle en radikal şeyleri böyle tuhaf tuhaf şeyleri görebiliyorsun yani. Tamam mı? Ha, belki şimdi düzeltmişlerdir. Her biri öyledir. İsmail Ağa'nın genel şeyi bu. Yaklaşım bu diyecek halim yok burada. Verilen bir örnekten bahsediyorum ben. Ha. Demek ki kardeşim cemaatin içerisinde o kadar radikal söylemler var ki iki tane çarşaflı bir pardesünün selamını almayabiliyor demek ki. Hala var mı bilmiyorum Allah bilir. Ki yani şimdi o binlerce radikal şeyleri var yani biliyorsun. Ha bir tane de ayet var mesela. Aynı konuya tekrar giriyor Allah. Nisa suresi 94'te. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler Allah yolunda adım attığınız zaman gerekli araştırmayı yapın ve size selam verene dünya hayatının geçiciliğine istekli çıkarak sen mümin değilsin demeyin. Asıl çok ganimet Allah katındadır. Bundan önce siz de böyleydiniz. Ki müşrikleri diyor yani. Siz de öyleydiniz diyor Allah orada onlara. Müşriğin bile selamını al sen mümin değilsin deme diyor ayette. Allah size lütufta bulundu. Öyleyse iyice açıklık kazandırın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberi olandır diyor. Allah müşriğin bile selamını al mümin değilsin deme insanlara diyor. Bizim Müslüman korkunç bir şey ya. Nisa suresi 101. Şimdi ilk defa denk gelen varsa bu seriyi 9. bölümdeyiz. Gerçi ilk defa denk gelen yoktur herhalde de varsa diye söylüyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki bana göre üzerinde konuşmak istediğim ayetleri konuşuyoruz burada. Bana göre Kur'an'ın genel ilkelerini anlatıyorum ben. Yani en aptalından en akıllısına kadar herkesin anlayacağı, herkesi ilgilendiren meseleler. Bazen de teknik konulara giriyorum. O yüzden böyle atlaya atlaya gidiyorum. Tam böyle bir tefsir şeklinde bir video serisi değil bu. Nisa suresi 101. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Yeryüzünde adım attığınızda kafirlerin size yani yolculuğa çıktığınızda kafirlerin size bir kötülük yapmalarından korkarsanız
namazı kısaltmanızda sizin için bir sakınca yoktur. Şüphesiz kafirler sizin apaçık düşmanlarınızdır. Abi bu ayetten hareketle adam tatile çıkıyor. 5 yıldızlı otelde, jacuzzi'li odasında seferi namaz kılıyor. Namazını kısaltıyor. Niye? Yolculuğa çıktım diye. Metni de okumuyorlar herhalde. Fıkhın gücü bu işte. Fıkıh. Fıkıhta var. Yolculuğa çıktığını. Ne demek bu? Fıkıhta var. İşte hocalar demişler ki yolculuğa çıktığın zaman da kısalt namazını. Kardeşim burada kafirlerin size bir kötülük yapmalarından korkarsanız namazı kısaltın demiyor mu burada? Ya sen 5 yıldızlı otellerde tatil yaparken köyde adam köyüne gitmiş. Rahat rahat bahçede şeyde takılıyor, seferi yıkılıyor. Abicim yani hocaların her söylediği niye doğru? Niye böyle bir inancımız var bizim? Hocalar ne söylüyorsa din odur, ona uyar. Kur'an, hocaların kaynağı da Kur'an değil mi? Kur'an, yanlış anlamış işte adam, anlayamamış bunu. Veya rivayetlerden hareketli, işte Peygamberimiz yolculuğa çıkarken de namazlarını kısaltın. Böyle bir şey der mi ya Allah razı olsun? Allah diyecek ki kafirlerden bir çekinceniz, korkunuz varsa kısaltın namazlarınızı diyecek. Allah Resulü de diyecek ya Allah öyle söylüyor ama ben de böyle söylüyorum. Bunu da ekleyelim. Tatile çıktığınız zaman da işte bir yolculuğa çıktığınız zaman ne kadar bir yolculuk o da belli değil. İşte ulema kendi fikrini söylüyor. İşte şey İmam-ı Azam diyor ki 3 günlük yoldur. Kimi diyor ki o 3 günlük yolu bir kimse koşarak giderse ayrıdır. İşte yürüyerek giderse ayrıdır. Ha kime göre 3 gün? Atla gidiyorsa 3 gün. Ne yani? Çorba. Abicim öyle bir endişe varsa, korkuyorsan saldırı olabilir bilmem ne diye. Allah kısalt namazını demiş. Bu kadar. Yani işte. Bir sonraki ayetten zaten olayın genel mantığını da anlıyorsun. Şimdi bizim geleneksel Müslüman'da ayetlerin önüne sonuna bakma şeyi yok. Bir tane ayet alalım. Ateistlerde de var bu. Bir tane ayet alalım, tamam mı? Oradan bir hüküm çıkartalım. Altındaki metin ya bu. Bu bir metin. Konuşma devam ediyor. Akıyor oradan metin. Kafana göre nasıl bir tane ayeti alırsın yani? O ayetin bak şimdi. Demin okuduğum Seferi ayeti 101, tamam mı? Nisa 101. Nisa 102'yi okuyorum. O kafamızı kullanarak olayın mantığını daha iyi anlayalım diye mesele devam ediyor burada. Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. İçlerinde olup onlara namaz kıldırdığında onlardan bir grup seninle birlikte dursun ve silahlarını yanlarına alsın. Böylece onlar secde ettiklerinde arkalarınızda olsunlar. Yani orduyu ikiye ayırıyor topluluğu. Diyor ki yarısı namaza dursun, yarısı da şey yapsın. Teyakkuzlu olsun. Düşman meselesi var ortada. Düşman var çünkü o esnada. Bir savaş halindeler ve tetikteler. Tetikte olun, uyanık olun diyor Allah. Onlar secde ettiklerinde arkanıza olsunlar. Namazlarını kılmayan diğer grup gelip seninle namaz kılsınlar. Tamam mı? Diğer grup gelip kalsınlar. Onlar da öteki şeye geçsinler. Ve korunma araçlarını ve silahlarını alsınlar diyor. Tamam mı? Küfredenler size apansızın bir baskın yapabilmek için sizin silahlarınızdan ve erzak ve mühimmatlarınızdan ayrılmış olmanızı isterler. Baskın için. Yağmur dolayısıyla bir güçlüğünüz varsa veya hastaysanız silahlarınızı bırakmanızda size bir sorumluluk yoktur. Korunma tedbirlerinizi alın. Şüphesiz Allah kafirler için aşağılatıcı bir azap hazırlamıştır. Yani bir tedirginlik bir şey varsa zaten bu tarz kısaltmalar işte şeyler var anlamına gelir. Sen tatile çıktığında seferin ama ayıp ya bu. 4 rekat namazı ikiye indiriyor adam. Namazı bitirdiğinizde 103 Nisa 103 namazı bitirdiğinizde Allah'ı ayaktayken, otururken ve yan yatarken zikredin. Artık güvenliğe kavuşursanız namazı dosdoğru kılın. Şüphesiz namaz müminler üzerine vakitleri belirlenmiş bir farzdır diyor. Bir de bu ayetler ortada dururken namaz dua demektir, salat demektir, işte yardımlaşma demektir, sosyalleşme demektir, toplanma demektir. Abicim bu ayetler olmuyor. İşte bu ayetlere verdiğiniz o yorumlar oturmuyor kardeşim. O kendini böyle ikna etmeye çalışmış oluyorsun. Namaz var var. Sizin adınıza maalesef var. Yani. Ve Allah soracak namazlarınızı kılmadığınız için.
Nisa 105, Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz Allah'ın sana gösterdiği gibi insanlar arasında hükmetmen için biz sana kitabı hak olarak indirdik. Ve hainlerin savunucusu olma. Bak şimdi. Allah Resulü de kafasına göre hüküm koyar diye bir inanç var. Geleneksel inançta, tamam mı? Allah ve Resulü iki ayrı birim. Allah'ın emrettikleri ve yasakladıkları var, tamam mı? Ayrıca peygamberin hani kendi yasakladıkları var gibi bir algı var. Tamam mı? Peygamberimiz kendisi hükmeder. Kafasına göre zannediyor gelenekçi Müslüman. Niye zannediyor bunu? Açık bakmış mı yani Kur'an-ı Kerim'e anlamında? Bakmamış. Niye? Haram. Kur'an'ın mealini okumak haram. Bu ayeti gördüğün zaman hemen onun altındaki Cübbeli Ahmet Hoca'nın yorumuna veya hangi hoca var elinde tefsir, hemen onun altındaki yoruma bakıyor. Heh, şimdi ayette diyor ki Allah'ın sana gösterdiği gibi insanlar arasında hükmetmen için biz sana kitap indirdik. Ne demek bu? Kitapla hükmetmen için indirdik bu kitabı diyor ya. Şimdi gelenekçi Müslüman bir şey panik yaşıyor. Hani Allah Resulü kendisi şey verirdi, hüküm çıkartırdı. Bu ayette diyor ki biz insanlar arasında hükmetmen için sana kitap indirdik diyor. Nasıl olacak bu? Hemen hocaya gidiyor. Ne yapacağım? Hoca açıklama yapıyor. Bu böyle söylüyor ama işte Allah ve Resulünün haram saydığını haram saymayan ayet var. Dolayısıyla o ayet bunu feshetmiştir. Dolayısıyla oradan yürüyeceğiz bundan sonra. Oh be, rahatlıyor ondan sonra. Meğer hani evet, bir an Kur'an kafa karıştırdı ama güzel kardeşim, Allah ve Resulünün her videoda anlatıyoruz bunu. Allah ve Resulünün, tamam mı, haram saydığını haram saymayan demek. Allah ayrı bir fikirleri var. Allah'ın o işte insanlığa nelerin yasak olduğunu bildiği kadarıyla onları haram kılıyor. Ayrıca elçi de işte kendi kualifikasyonuna göre bunlar da haram olmalıdır diye şey getiriyor. İşte birlikte bir din kuruyorlar zannediyor Allah ve Resulünün. Abi Resul elçi demek, elçi. Elçi, Firavun'un, Kur'an'da Firavun'un da elçisi var. Resulünü gönderiyor. Hazreti Yusuf'a kral Resul gönderiyor. Tamam mı? Resul elçi demek. Elçinin vasfı da şu. Bir yerden mesajı alır, bir yeri getirir. Buna Resul denir. Tamam mı? Resul. Yani sen Kur'an-ı Kerim'de Resul'e itaat gördüğünde, Resul kelimesine itaat gördüğünde Allah'a itaati otomatikman anlaman gerekiyor. Bu da Kur'an'dır yani. Yani 200 bin tane hadis varsa bunların hepsine itaat etmek, Resul'e itaat etmek falan değil. Ondan bir kere vazgeçmen gerekiyor. Güzel kardeşim. Kur'an'a uygun ne varsa okey, başım gözüm üstüne. Kur'an'a uygunsa, değilse Allah Resulü bunu söylemiş olamaz. Nokta, bitti deyip basıp gitmen gerekiyor orada. İsterse bütün allame cihanlar desin ki bu sahihtir, beni ilgilendirmiyor demen gerekiyor. Kur'an, açık bir Kur'an ayeti varsa Müslümanlık bunu gerektirir. Aynı hatayı Şia da yapıyor. Oradaki Şia arkadaş da yapıyor. Allamelerimiz böyle söylemişler diyor. Sen mi daha iyi biliyorsun? E kardeşim, sen allamelerin yanlış düşünüyor işte. Kur'an'da ayet varsa. Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa suresi 112. ayet. Kim bir hata veya günah kazanır da sonra bunu bir suçsuza yüklerse, gerçekten o böyle bir yalanı ve apaçık bir günahı yüklenmiştir diyor. Nisa suresi 112. ayette. Ya şimdi bu konuya girmek istemiyorum. Hastalık haline geldi ama adam o kadar güçlü bir figür ki Sünni camia üzerinde bir put haline dönüştüğü için, bu putun kırılması için de maalesef sürekli adını anmak gerekiyor ki putlaşmasın. Putlaşmış durumda çünkü. O putun kırılması gerekiyor. Ehli Sünnet grubu içerisinde, tamam mı? Çünkü bir sürü şey söylüyor. Allah vahiy indirmiş. Şey, Cübbeli Ahmet Hoca'dan bahsediyorum. Cübbeli Ahmet Hoca için Allah bir video linki bırakacağım, tamam mı? Bu videoyu kesinlikle izlemeniz gerekiyor. O burada diyor ki işte 6. dakikasından sonra, 5. dakikasından sonra, işte 10 dakikalık bir video. Vakti olan hepsini izlesin. Allah Cübbeli Ahmet Hoca'nın hocasına tecelli ediyor. Tamam mı? Ve diyor ki Cübbeli Ahmet benim yeryüzündeki en has kulumdur.
Onun işlerini bizzat ben yönetiyorum. Ona kimseyi dokundurmayın diyor. Tamam mı? Hani koruyun onu her şeyden, herkesten diyor. Allah benim için böyle söyledi diyor. Cübbeli Ahmet bir makalesinde. Hocanın biri de onun Arifan dergisindeki o makalesini okuyor Cübbeli'nin ağzından. Tamam. Şimdi dolayısıyla Cübbeli Ahmet kutsal bir şahıs olarak kabul ediliyor içeride. Yani bu Sarıklı Cübbeli dindar grubun, camianın içerisinde önemli bir figür. Yani elini öpmek için adamlar birbirlerini eziyorlar. Dolayısıyla arada bir oraya dokundurmak zorundayız ki oradaki o put da kırılsın. Anlatabiliyor muyum? Bütün put, ne kadar put varsa kırmak gerekiyor. Abicim özür diliyorum herkesten. Sümükü şerif diye bir mesele var şimdi bak. Şimdi ayette diyor ki kim bir hata veya günah kazanır da sonra bunu bir suçsuza yüklerse işi biter diyor. Tamam mı Allah? Sümükü Şerif diye ortalığı ayağa kaldırdı. Yazın YouTube'da videosu var, kendisi anlatıyor bunu. Tamam mı? Sonra linç yiyince televizyon programında adam soruyor buna, diyor ki Sümük Şerif diye bir şey söylediniz diyor. Bunu ben söylemedim ya. Ne demek ya, Sümük Şerif diye bir şey mi olurmuş diyor. Bunu diyor Mustafa İslamoğlu söyledi diyor. Direkt adama iftira atıyor. Abicim siz kokain mi kullanıyorlar bunlar? Ekstaziyle mi çıkıyorlar şey? Senin videoların var ve 1 milyon tıklanmış bu. Ve sen ağzından bu dinlendi Sümükü Şerif diye. Anlattın Sümükü Şerif. Videoları hala da duruyor. Nasıl Mustafa İslamoğlu'nun öyle bir şey söylemeyeceği halde malum, bilen bilir ve videosu da yok, kanıtın da yok. Ve senin ağzından duyuyoruz bunu ve diyorsun ki ben söylemedim, o söyledi. Öyle şey mi olur diyorsun. Suç atıyorsun. İnanılmaz bir şey. Hataya bak. Sen kardeşim bu ayeti okumuyor musun burada? Bir suçsuza sen iftira atıyorsun, suç atıyorsun. Sırf onun diğer görüşlerinin itibarı olmasın diye her yol mübah şeyiyle sen hareket edemezsin ki. Adamın yapmadığı bir şeye iftira atıyorsun. Niye yapıyorsun bunu? İftira ne ya? Müslümana iftira ne ki? Yani. Çılgınca bir şey bu. Onun görüşlerini eleştirebilirsin argüman getirerek. Sırf o adam ne kadar yere çalarsak, iftira da olsa iftira da atmak lazım diye. Bu ne ki abicim bu? Hiç Müslüman işi mi yani bu? İnsandır, hata yapabilir. Hani Allah'ın en az kulu bu adamdı. Onun işlerini ben yönetiyorum, ona karışmayın demişti Allah. Ben bunu söyledim, adamlar inanıyor buna, biliyor musun? Allah böyle bir şey söyler mi kardeşim? O kafanı az kullanman gerekiyor. Nasıl Allah hocasına tecelli etti de konuştu? Söyler mi böyle bir şey diyorum. Herhalde söyler. Söylemeyeceğine ne malum diyor. Söylemiştir diyor. O söylediyse demek ki söylemiştir diyor. İyice böyle hani şey moduna geçiyor. Hani önlerinde zaten böyleler. Videolarına bakın, hep böyle geziyorlar önlerine. Niye? İşte Nisa 115, Bismillahirrahmanirrahim. Kim kendisine doğru yol apaçık belli olduktan sonra elçiye muhalefet ederse ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa onu döndüğü o şeyde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yataktır. Şimdi bazı insanlara doğru yol gerçekten belli oluyor, tamam mı? Anlıyor, idrak ediyor. Hem hissi olarak hem de işte delil olarak şey yapıyor. Gördüm yani öyle insanlar. Abi ondan sonra da bir şekilde kalbini küfre açıyor adam. Bir şekilde de dinsiz oluyor. Allah da diyor ki kardeşim onu o yolda bırakırız. Kendi bilir yani. Sonra da cehenneme sokarız. Yani İslam'dan kopuşlar, böyle panik yaşanıyor ya. İslam dininden kopuşlar oluyor falan diye. Ben de zamanında çok büyük böyle panik yaşıyordum. Abi kendi bilir ya milletin. Hiç o şey dağıldı bende, biliyor musun? O hani işte artık beni ilgilendirmiyor. Eskiden insanlara böyle yaz 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 yaz, uzun uzun anlat, tartış tartış anlat, kurtarmaya çalış. Sonra bu ayetleri göre göre iyice içselleştiriyor işte, anlaya anlaya artık beni ilgilendirmiyor moduna geçtim. Yani ben argümanımı sunarım, videomu çekerim. Anlatabiliyor muyum? Eğer kaliteli bir soru varsa cevabını veririm. Daha uğraşmam yani. Milletle uğraşmanın mantığı yok. Tercih meselesi bu kardeşim. Bazı arkadaşlar var, özellikle onlar için diyorum, didiniyor adam hani şey yapmak için. Hiç enerjine yazık, gönlüne yazık. Güzel kardeşim, iman edecek olan kimse zamanla şey yapıyor. Çok örneğini gördük bunun. Yani video atacaksın, link atacaksın, çekileceksin.
Yani bu tarz videoları yapmamızdaki genel mantık da o zaten. Müslümanın işini kolaylaştırmak yani. Senin kafan rahat olsun diye çekiliyor bu video. Ya Kur'an-ı Kerim'de iyilik namına ne var? Ya baştan aşağı şey psikopatlıklarla dolu falan filan diye geldi mi bir ateist karşına? Hemen link atacaksın mesela. Karşım sen Fatih Atar'ın Kur'an ilkeleri video serisini izledin mi? İşte hep oradaki ayetleri okuyor bu adam. Nasıl iyilik namına bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de? Deyip hani işini kolaylaştır, basıp gitmen gerekiyor. İzlerse izler, izlemezse izlemez. Yani akşama kadar onlarla uğraşmanın şeyi yok. Gönlün, Allah yasaklıyor zaten cahillerle tartışmayın diye. Uzatmayın. Allah koruyor, Müslümanın gönlünü koruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler, kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. İster zengin olsun, ister fakir olsun. Çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp hevalarınıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker, sözü geveler ya da yüz çevirirseniz şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Bakın ben adalet konusuna bu kadar vurgu yapan ben herhangi bir kutsal metin görmedim yeryüzünde. Benim okuduklarım arasında. Varsa getir koy kardeşim. Kur'an'ın daha fazla adalet emrediliyor bu kitapta diye. Yok öyle bir kutsal metin yok. Şimdi 80 köre ben Kur'an-ı Kerim okudum. Bir tane iyilik namına bir şey görmedim diyor değil mi ateist oradan? Ki şey genel jargonları bu. Tamam mı heriflerin? Bu ayetleri mesela suratlarına çarpmak gerekiyor. Kardeşim nasıl şimdi iyi bir şey değil mi bu? Allah diyor ki ana baban aleyhine bile olsa adaleti ayakta tutman gerekiyor. Yani sana soruyorum şimdi çocuğunun cinayet işlediğini bilsen polise götürmeyecek misin? Götürmem. Nasıl götürmem? Allah biliyor. Allah biliyor. Ağlaya ağlaya da olsa o çocuğu yakasından tutup polise götürmen gerekiyor. Yani adaleti hakkımız yok. Yani kendi lehine kullanma hakkın yok. Tamam mı? Adil olacaksın diyor. İslam'ın en temel omurgası bu. Adalet. Adil olunacak. Eğip bükmeyeceksin diyor. Dilini de eğip bükmeyeceksin. Adil konuşacaksın. Neyse o kardeşim. Adil. Adaletten her alanda adaletten ödün vermemen gerekiyor. Siyasetten bahsederken adil olunması gerekmiyor diye bir şey de yok. O tiksindiğin, nefret ettiğin siyasi oluşum da doğru düzgün bir şey söylüyorsa veya bir şey yaptıysa adil olman gerekmiyor mu? Evet bu güzel bir şey demen gerekmiyor mu? Her konuda öyle. Yani nefret ettiğimiz hocalar var değil mi? Yerden yere vuruyoruz. Mesela Cübbeli Ahmet'i yerden yere vuruyorsun. Adam öyle bir laf kullanıyor ki Cübbeli ile alakalı savunmaya geçmek zorunda kalıyorsun. Sağda solda Cübbeli'yi savunduğum zamanlar oldu ya benim. Adam Cübbeli Ahmet anlattım mı bunu bilmiyorum. Geçen senelerde hesapta Cübbeli bir keps dolaştı Türkiye'de tamam mı? Adam çıkıp onunla alakalı açıklama yapmak zorunda kaldı. 1 milyon paylaşım aldı ya. Ya inanılmaz bir şey. Cübbeli Ahmet'in fotoğrafını koymuşlar. Altına da yazmış ki herif. Cübbeli Ahmet demiş ki hesapta erkek çocuklarınıza tecavüz edebilirsiniz ki buna İslam'da badeleme denir. Bu helaldir yani çocuklara tecavüz etmelisiniz diye bir keps. Abi 1 milyon paylaşım almış ya. Kafa yok ya millette. Hiç yok. Adam çıktı ya siz geri zekalı mısınız dedi. Nerede söylemişim ben bunu? Böyle bir şey söylenir mi ya dedi. Ne demek yani? Bu adam diyorsun ki bu adam çıksın desin ki erkek çocuklarımıza biz tecavüz edebiliriz desin. Bu da bu ülkede 1 milyon paylaşım alsın kardeşim. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey ya. İnsanın harbiden defolup gidesi geliyor. Mağaraya bir yere çekilip şey böyle bir besin akışı olsa tamam hiç insan içine çıkası gelmiyor insanın. Yani ki bu bende Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra oldu biliyor musun? Bu kadar. Nefret ettim ya millete. Abi nasıl sen elinde kanıt yok, bir şey yok. Nasıl böyle bir şey söylersin yani? Abi ben nefret ettim ya. Türkiye'de siyasetten nefret ettim. İnsanlarla bir şey konuşmaktan nefret ettim. Herkes yobaz. Bir sen mi şeysin kardeşim? Ben değilim ama benim gibiler de az yani herhalde. Bu doğru, bu yanlış diyen az gibi görünüyor ortalıkta. İşte bu videoları çekerek kardeşim insanları Kur'an-ı Kerim'e yönlendirerek bu sayının şey artmasını sağlamak yani genel şey. Genel amaç bu videolarda. İnsanlar Kur'an'ı öğrensin, daha düzgün, daha normal bir insan haline dönüşsün. Kur'an bir insanı daha makul yapar yani. Şey öfkelerden böyle yobazlıktan
seni eğer inanıyorsan bunu Allah kelamı olduğunu daha sakin bir adam haline dönüştürür. Bu kesin. Kanıta göre konuşacaksın ve adil olacaksın. Adil. Nisa suresi 137'yi okuyup geçmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçek şu ki iman edip sonra inkara sapanlar, sonra yine iman edip sonra da yine inkara sapanlar, sonra da inkarlarını arttıranlar var ya Allah onları bağışlayacak değildir. Onları doğru yola iletecek değildir. Yani tekrar tekrar imana girip çıkan birinden bahsediyor burada. Dolayısıyla hani dinden dönen kim varsa gidin öldürün de demediğine göre öyle bir rivayet var. Daha evvel işledik bunu. Dinden dönenlerin öldürül dinden bir insan döndüyse fıkıha göre gider teklif edersin. Dine geri dön diyor. Adam ya ben inanmıyorum, inancımı kaybettim diyorsa onu kesip doğraman gerekiyor. Sünni fıkhına göre. Burada defalarca dine girip çıkan bir adamdan bahsediyor Allah. Gidip onları kesin demiyor. Allah onları affetmez diyor ahirette. Nisa 140. O size, bu çok önemli bir ayet. Bismillahirrahmanirrahim. O size kitapta Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde onlar bir başka söze dalıp geçinceye kadar onlarla oturmayın yoksa siz de onlar gibi olursunuz diye indirdi. Doğrusu Allah münafıkların ve kafirlerin tümünü cehennemde toplayacak olandır. Kardeşim, Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini bile işittiysen diyor orada hemen baltayı alıp kes doğra demiyor Allah. Ne diyor? Orayı terk et onlar başka bir söze geçinceye kadar orayı terk et diyor. Yoksa onlar gibi olursunuz diyor. Onlara düşman ol, onları kes doğra, onlarla bilmem ne yap demiyor. O oradan başka söze dalıncaya kadar onlarla oturmayın demek. Başka söze daldıklarında oturmaya devam edebilirsiniz onlarla anlamına gelmiyor mu? Yani düz metin okuyan bir insan, okuduğunu anlayabilen bir insan bu ayeti anlayamaz. Müslümana söylediğin zaman kafire selam bile verilmez diyor. Allah orada alay eden bir kitle ise bile bırak senin dinine saygı duyan bir sürü inanmayan var yani saygı duyuyor senin dinine. Kendi inanmıyor ama saygılı. Saygısız tipler bile saygısızlığı esnasında oturma diyor. Sonra gene oturabilirsin diyor. İnsan ilişkilerini koparma hakkın, şansın yok Müslüman olarak. Orada Müslüman kimliğin ne kardeşim? İnsanlarla ilişki kurabilirsin. Bu bir. İkincisi Müslüman alıyor çayını, çekirdeğini, tamam mı? Ben diyor çok büyük zevk alıyorum ateistlerin videolarını izleyerek. Sonra birinci senenin sonunda kafir oluyorsun. Allah diyor zaten onlar gibi olursunuz diyor. Kalbin oraya, orada çünkü dinle ilgili yaptığı espriye gülüyorsun, işte bilmem neye gülüyorsun. Yani kalbin o tarafa doğru gidiyor. Ondan sonra karşımıza din düşmanı olarak geliyorsun. Güzel kardeşim, niye? Ya sen Allah'ın emrini yerine getirmiyorsun. Gece gündüz bu adamları dinlersen, ne olursun? Kafir olursun. Ne olacaksın ki başka? Zaten dinsizlik bu şekilde yayılmıyor mu? Kendiliğinden ilham gelip dinsiz olan yok. Veya Kur'an'ı kendisi okuyup böyle aydınlandım. Bu Muhammed'in sözüymüş diyen yok. Dinsizler birbirlerini işte insanlar dinledikçe dinsiz oluyorlar. İlim de yok, bilgi de yok, hiçbir şey yok. Otur akşama kadar çay çekirdek eşliğinde onları dinle 5 saat 10 saat. Biz bir cevap veriyoruz. Bir saatlik bir şey yayınlıyorsun. Ayda bir video yüklüyorum. Ya yani bu videoyu ayda bir yüklüyorum işte videoları neredeyse. Çok uzun ya. Tamam biliyorum cevap bulabileceğimi de biliyorum ama çok uzun yani diyor. Kardeşim çekil git ya şuradan. Git ateistlerin sayfalarına git yani. Sen orada 10 saatlik videoları her gün 3 saatini 4 saatini oraya kapatıyor. Sen 1 saatlik cevap veriyorsun. 2 saatlik cevap veriyorsun. Çok uzun. Zaten o ben ateist olmaya niyet ettim. Allah şeytanın rızası için ateist olmaya diye yola çıkmış adam. Aslında. Tamam, o yüzden senin videoların çok uzun geliyor adamlara. Veya bir video atıyorsun. Tanıdığım öyle biri oldu. Cahillikle şununla ilgili adam soru soruyor. Cevap vermen gerekiyor. Kelime tahlilleri bilmem neler bir sürü şey. Tamam mı? Diyorsun ki burada yapılmış bir video var. Bir saatlik, 1,5 saatlik. Şunu izlesene. Oho ben öyle bir video izlemem. Kardeşim sen akşama kadar ateistlerin makalelerini okuyorsun. Şeylerini okuyorsun. Şeye geldi. Bu bir tercih kardeşim. O yüzden hiç üzülmemek lazım. Hiç bunlarla böyle uzun uzun tartışmalara girmemek lazım ya. Yani. Bu şeylerin, çalışmaların linklerini gönderip kardeşim o tarz şeylere hiç uzatmamak lazım. Muhatap olmamak lazım çok uzun uzun. Gönlüne yazık insanın.
Nisa 142, Bismillahirrahmanirrahim. Gerçek şu ki münafıklar Allah'ı aldatmaktadırlar. Sözde Allah'ı aldatmaktadırlar. Oysa o onları aldatmaktadır. Namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak çok az anarlar. Abi münafıklardan bahsediyor. Namaza kalkıyor münafık, tamam mı? Allah'ı da anıyor. Ama az anıyor. Ve gösteriş halinde. Korkunç bir şey. Ve isteksizce bir namaza kalkma durumu var. Üf, namaz vakti girdiği zaman of, namaz vakti girdi. Kılıyor adam. Öfleyip pöfleyip kılıyor. Ben çok görüyorum bunu. Görmüş, siz de görmüşsünüzdür yani. Üf. Abi nasıl bir şey ya bu? Ben 20 senedir namaz kılıyorum. En yorgun dönemlerimde bile kalkıp namazımı kılıyorum normal bir şekilde, böyle isteksizce değil. Sadece yorgun hissediyor oluyorsun kendini. Yorgun hissetmek ayrı, isteksizlik ayrı. Varsa içinde böyle isteksizlik hali kardeşim. İstemeye istemeye. Niye kılıyorsun ki? Yani münafıklık alameti bu. Severek, coşkuyla namazını kılması gerekir bir insan. Niye? O kadar Allah sana nimet vermiş. Nimetlerinin önü yok, sonu yok. Koşarak kılman gerekiyor namazını. Yani seve seve. Minnet şeyidir yani bu. Bakara Nisa 145. Gerçekten münafıklar, yani inanıyor gibi görünüp inanmayanlar ve fitne çıkarmayı böyle seven tipler. Münafıklar ateşin en alçak tabakasındadırlar. Cehennemde en altta münafıklar olurlar. Onlara bir yardımcı da bulamazsın. Şimdi bu sefer şöyle bir problem doğuyor ortaya. Münafıklar cehennemde en alt tabakadalar. Ama Allah'ın affetmediği tek günah şirk. En büyük günah şirkse müşriğin de en alt tabakada olması gerekmez mi diye bir soru doğuyor. Ama münafıklar burada en alt tabakada. Bir sonraki ayete geçiyoruz. Diyor ki ancak tevbe edenler, ıslah edenler, Allah'a sımsıkı sarılanlar ve dinlerini katıksız olarak Allah için halis kılanlar başka. İşte onlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük bir ecir verecektir. Yani münafıklar dinlerini Allah'a halis kılmadıkları için müşrik statüsündeler zaten. Münafıklar da müşrik olmuş oluyorlar. Çünkü dinlerini Allah için yaşamıyor. Kim için? Toplum için yaşıyor veya etraftakiler desin diye yaşıyor. Otomatikmen şirke girmiş oluyor bu adam. Müşrik olarak kendini bulabilir bir insan ahiret gününde. Eğer gösteriş için yapıyorsa bu dini şeyleri, ibadetleri. 147. Eğer şükreder ve iman ederseniz Allah azabınızla ne yapsın? Allah şükrün karşılığını verendir, bilendir. Bu ayet çok önemli bir ayet. Ya hepsi önemli de. Şimdi şükrederseniz ve iman ederseniz Allah sizi niye azap etsin ki diye ayet var. Şimdi diyorlar ya kardeşim, cahiller. Ya işte kimin cennete, kimin cehenneme gideceğini Allah bilir diyor adam. Nasıl lan Allah bilir? Allah bilir de bu kitap, Allah iman ederseniz cennete koyacağım diye bağırmıyor mu bu kitabın her yerinde? Şunu demen gerekmiyor mu doğal olarak? İman edenler cennete gidecek. İşte bu adam şey zannediyor cenneti. Piyango gibi. Bir de öyle hikayeler var ya, işte kadın köpeğe su verdiği için işte cennete gitmiş. Öteki kediye ekmek vermemiş, cehenneme gitmiş falan gibi böyle anlatılar var, rivayetler. Dolayısıyla kimin cennete, kimin cehenneme gideceği belli değil İslam'a göre. Böyle din olur mu kardeşim? Ne demek belli değil? Allah diyor ki eğer şükreder ve iman edersiniz Allah size ne amaçla azap etsin ki? Allah kardeşim, şükreden ve iman eden bir kimse olarak yaşarsan cenneti vaat ediyor ve Allah vaadinden dönmez diyor. O garanti, cennet garanti. Garanti olmayan senin o yolda devam edip etmeyeceğin. O garanti değil. O, en fazla onu söyleyebilirsin. Allah bilir. Hani Allah son nefeste iman nasip etsin meselesi şu. Son nefeste iman değil. Son nefese kadar imanlı yaşayıp ölmeyi nasip etsin anlamına gelir o cümle. Adam piyango zannediyor. Sen böyle ibadet ediyorsun, koşturuyorsun ama kimin cennete, kimin cehenneme gideceğini Allah bilir dedi bir tanesi. Kendisi de meyhaneden çıkmıyor. Abi olmuyor işte. İşte insanlar bilmiyor, dini de bilmiyor. Kur'an-ı Kerim'de okunmuyor. Öyle yaşıyor adam. Zannediyor ki piyango, belki işte otobüste bir yaşlıya falan yer verdiyse oradan cennete gideceğini zannediyor. Bu kadar basit zannediyor ya adam meseleyi.
Üzülüyorsun kardeşim. Yani artık ben öfke zaten duymuyorum da artık. Uyandıramıyorsun herifleri. Öyle. Kur'an diyorsun. Evde en üst yerde abi diyor bizde Kur'an-ı Kerim. Bizde diyor kimse ona dokunmaz diyor. Herkes diyor ona diyor. Tazimde bulunur, saygıda bulunur. Dalga mı geçiyorsunuz lan siz? Allah'la. Ne amaçla bu Kur'an-ı Kerim var? Bir de evde meal yok. Adamların evinde meal yok. Bizde diyor 3 tane Kur'an-ı Kerim var. Diyorum var mı Kur'an-ı Kerim okusana. İşte 3-4 tane Kur'an-ı Kerim var ama anlamı yok diyor. Arapça bilen var mı evde diyorsa. Yok. Ne işe yarıyor o kitaplar? İşte ölüleri üflüyoruz diyor ölmüşlerimize. Kur'an'la ilişkisi o kadar heriflerin. Bunları ben kardeşim bir roman kitabından okumuyorum. Bunlar hep ayet. Kur'an dediğimiz kitap bu işte. Kur'an'dan konuşuyoruz şu anda. Nisa suresi 150. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ı ve elçilerini inkar eden, Allah ile elçilerin arasını ayırmak isteyen, bazısını inanırız, bazısını tanımayız diyen ve bu ikisi arasında bir yol tutturmak isteyenler. İşte bunlar gerçekten kafir olanlardır. Kafirlere aşağılatıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve Resulüne inananlar ve onlardan hiçbiri arasında ayrım yapmayanlar işte onlara ecirleri verilecektir. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Şimdi Allah ve elçisinin arasını ayırmayı adam bütün hadisleri kabul etmek zannediyor ya. İnanılır gibi değil ha. Diyor ki siz Allah ve Resulünün arasını ayırıyorsunuz. Kardeşim Allah ve Resulünün arasını ayırmak demek birine inanıp birine inanmamak demek. Önüne hadis diye sunulan ne varsa onu kabul edip ona göre yaşamak değil ki. Bunu sen öyle uyduruyorsun. Sen zannediyorsun onu o şekilde. Seni anlama şeklin o. Burada kardeşim kimisi adam Allah'a inanıyoruz biz sana inanmıyoruz diyorlar. Daha orada müşrikler veya genel olarak günümüzde deistler Allah vardır diyor. Peygamberler yoktur diyor. Allah da diyor ki peygamber gönderildi. Gönderdik biz peygamberleri. Buna inanman gerekiyor diyor. Yani deistler cennete gidecektir. İnancı yaygın bizim böyle modern tayfanın bazısında. Tamam mı? İşte şey Kur'an'a davet eden kesimlerin Kur'an'a davet eden kişiler arasında bazıları diyor ki deistler cennete gidecek, ateistler cennete gidecek, işte agnostikler falan herkes cennete gidecek. Sadece Sünniler cehenneme gidecek. Bir de Şiiler. Abicim olmuyor böyle. Yani. Ne olacak bu ayetler? Allah inanmayanları, Rasullere inanmayanları ben cehenneme koyacağım diye bağırıyor bu kitap. Ama bir tane ayet var. Ahiret gününe inanmak, Allah'a inanmak diye söylüyor bir tane. Kardeşim bütün Kur'an. Hani Kur'an'ın şeyi okuma şekli bütün ayetleri yan yana koymaktı. O ayete sıra gelince Allah'a iman eden ahireti iman eden ve iyiliklerde bulunanların tümü cennete gidecektir. Basit mi bu? Burada da diyor ki ben Rasullere iman etmeyenleri ben cehenneme koyacağım diyor bu ayet, bu kitap. Nasıl deistlere sen cennete gidecekler diyebilirsin? Şimdi rahmetli Yaşar Nuri'nin iyi fikirleri de vardı, berbat fikirleri de vardı, tamam mı? Bir adam ne topyekün böyle şeydir. 10 numara ne topyekün leştir yani. İlla ki herkesin söylediği doğru düzgün şeyler var, tamam mı? Yaşar Nuri'nin de keza aynı. Abi deizm diye bir kitap yazmış. Bak ben bu kadar kitap okudum. Bu kadar absürt kitap okudum. Beni en öfkelendiren bu hayatta kitap bu oldu biliyorum. Devam edelim. Kaldırdım fırlattım bir kenara şu kitabı. Deizme, Kur'an deizme kapı aralıyor. Kur'an deizme çağırıyor şey kitaba göre. Tamam mı? Bazı yerlerde düzgün cümleler de var yani deizmi bırakıp Kur'an'a uyun falan dediği yerler de var ama genelde işte delil üstüne delil. Mutezile deizme çağırır, falanca alim deizme çağırır, şu ayetler deizme çağırır. Deizme çağırıyor. İslam düşüncesinde deizme kapı aralayan görüşler ondan sonra bilmem ne. Abicim bu ayetler varken burada deistler cennete gidecek. Nasıl oluyor kardeşim bu? Bu okumuyor mu bu adamlar bu şeyleri, bu kitapları anlamak mı? En fazla şunu diyebilirsin. Deistler müşriklerden daha matah. Evet. Doğru. Yani müşriklerden daha iyi bir durumda deist. Bunu diyebilirsin en fazla. Nereden biliyorsun deistlerin cennete gireceğini? Nerede var böyle bir ibare Kur'an'da? Yok.
Yani inanman gerekiyor. Kur'an ayetlerine inanman gerekiyor. Allah'a inanman gerekiyor. Ateizm yoktur diyor Kur'an-ı Kerim'de. O yüzden ateistler cehenneme gidecektir diyemeyiz diyor ya adam. Hasbinallah. Abicim bu ateist demiyor mu bu Kur'an baştan sona yalan diye? Hazreti Muhammed sahtekar diyor adam. Yok öyle bir şey. Allah mallah yok diyor. Diyor ki işte Kur'an-ı Kerim genelde müşriklere, o müşrik dediği de Sünniler yani. Ehli sünnet grubu. Başka kimse yok. Cennet şeye. Cehenneme gidecek kimse yok yani. Bazı tayfaya göre. Abicim bu işte de bak ben size söyleyeyim. Aklımızı bu din meselesini en üst seviyede kullanmamız, kimseden etkilenmememiz gerekiyor. Ben cahilim deyip bir kenara kapanma hakkın yok. Kur'an-ı Kerim'i açıp bakacaksın. O kafanı kullanarak bakacaksın. Bu Kur'an'a göre ateist bir kimse cennete gidebilir mi? Bir kere okuman yeter. Deist bir kimse cennete gidebilir mi? Bir kere okuman yeter. Bir kere. Kur'an'ı yalanlıyor bu adamlar. Peygamberleri yalanlıyor. Allah'ı yalanlıyor. Ateizm kelimesi yok. Dalga mı geçiyorsunuz lan siz milletle? Ateizm kelimesi olmadığı için diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ateistlere cehenneme gidecekler diyemeyiz. Öf. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa 171. Ehli kitap, dininiz konusunda taşkınlık etmeyin. Allah'a karşı gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa ancak Allah'ın elçisi ve kelimesidir. O kelimesini Meryem'e yöneltmiştir ve ondan bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve elçisine inanın. O üçtür demeyin. Teslis inancı burada. Baba, oğul, kutsal ruh. Üç kişiler. Ama tek Tanrı. Yani İsa baba diye dua ettiği kişi de kendisi aslında. Çünkü üçü bir arada tek Tanrı. Yani Hristiyanlığın açmazı bu zaten. Tamam mı? Hristiyan diyor ki biz aslında tek Tanrı'ya inanıyoruz. Baba, oğul ve kutsal ruh. Kardeşim baba ve oğul birbiriyle konuşuyor. Oğul ey baba işte falan diye bağırıyor. Nasıl bunların aynı kişi oluyor ya? Böyle demeyin diyor Allah. İsa elçidir, gönderdiğim elçilerden biridir diyor. Bundan kaçının, bu sizin için daha hayırlıdır. Allah ancak tek bir ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan da yücedir. Göklerde ve yerde her ne varsa onundur. Vekil olarak Allah yeter. Mesih ve yakınlaştırılmış melekler Allah'a kul olmaktan kesinlikle kaçınmazlar. Kim ona ibadet etmekten kaçınırsa ve büyüklenirse onların tümünü huzurunda toplayacaktır diyor. Ama 173, ama iman edenler ve salih amellerde bulunanlar onlara ecirlerini eksiksiz ödeyecek ve onlara kendi fazlından ekleyecektir de kaçınanlar ve büyüklenenler onları acıklı bir azapla azaplandıracaktır ve kendileri için Allah'tan başka hiçbir vekil, koruyucu, dost ve yardımcı bulamayacaklardır. Ey insanlar, Rabbinizden size kesin bir kanıt geldi ve size apaçık bir nur olan Kur'an'ı indirdik. İşte Allah'a iman edenler ve ona sarılanlar onları kendisinden olan bir rahmetin ve bir fazlın içine yerleştirecektir ve onları kendisine varan dosdoğru bir yola yöneltip iletecektir. Nisa suresi bitti. İnşallah Maide suresiyle devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.